Ama genel anlamda bu tabela maçıydı. Burada Galatasaray'ın İstikrar adına kazanması gereken bir maçtı. Evet. Burada ısrar etesiymiş, istatistikmiş. Bunlar çok önemli değil. Onları belli maçlarda yaparsın. İstatistik ne olmuş abi? Aynı şey. İstatistiğe baktık, oraya girmişsin. Tabelada Galatasaray bir alan 0 yazıyor. Herkes tabelaya bakıyor. Topla oynama yüzdesi bu kadar farklı olursa dünyanın olur, neresinde olur, olursa olsun Fenerbahçe maçında mu? Da oldu. Oldu işte, söyledi adam. O zaman çıktık, konuşma yaptı. Bu oyunda sen şampiyon olamazsın dedi Erol Hoca'ya. Sen işine bak dedi, tabelaya bak dedi. Ya bu rakibini, kendi meslektaşını küçük düşürmenin anlamı yok. Aynı şeyi Fatih Terim'e söyleseydin. Niye söylemiyorsun? Affedersin yani ya. Peki gelelim Başakşehir-Trabzonspor maçına ki bu hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçta bizi bekliyor. Trabzonspor zirveye ortak oldu. Kazanmaya devam ediyor Bordo Maviler. Üçüncü Fenerbahçe ile arasında 3 puan var ki bu maçı kazanması durumunda eşitleyecek puanı. Evet. Başakşehir, siz geçen hafta kapatırken aman demiştiniz, tepe tak tak gidiyor. Ben Perşembe günü işte devam ediyor. Perşembe günü köşeme de yazdım. Bursa'yı taklit edecekler galiba dedim. Evet. Şampiyon oldu. Ertesi sene düştü biliyorsun Bursa. Bursa'yı taklit edecekler galiba dedim. Yani bakıyorsun abi Başakşehir takımına, yani tuhaf hakikaten ya. Karma karışık bir takım abi. Evet. Çorba gibi. Şimdi burada nerede? Onun şeyi var değil mi? Var tabii. Azı Buke çıkmış, Yusuf girmiş, Deniz çıkmış, Gudbrandsen girmiş, Deniz sakatlandı çıktı. Orada da bir de Fernandez çıkmış, Dembaba girmiş. Evet. Kenarda oyuna girmeyenler. Pong defans, Cemali defans, Uğur defans. Ravil defans. Ravil defans, herkes defans. Yani. Ama Kemal, bak seni bütünlesin diye giriyorum lafa. Şimdi Trabzonspor'da çok eksikler vardı ya. Var tabii. Başakşehir'in eksiklerini de oraya ekleyelim. Tabii canım. Kaysara, Visca, Mahmut, Çadri, Aleksic, Tolga Ciğerci, Bolingoli, Mete Kağan. Yani bunlar... Tolga Ciğerci mi? Tabii Tolga. Onu eksik mi sayıyorsun? Oraya git. Abi orada 3 oyuncu önemli bence. Yani şu anda... 3 oyuncu. Aleksic, Visca. Sakatlar. Yani bunlar sağlam Kaysara olsa en az 5'i kadroda olur. Ya başka yani... Ben ona bir şey demiyorum ama yani Başakşehir, ya sen ne diyorsun arkadaş ya? Burada bizim yorumcu kardeşlerimizden biri, Fenerbahçe'nin müstakbel antrenörlerinden biri olarak Okan Buruk'u gösterdi ya. Bu konuşuluyor sadece burada değil, birçok yerde konuşuluyor. Of 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 of. Şampiyon yaptı mı Edipol Başakşehir Kemal? Galatasaray yaptı onu. Nasıl? Başakşehir'i Galatasaray şampiyon yaptı. Galatasaray yaptı abi, ikram etti. Buyur dedi, ben yemeyeyim sen ye, afiyet olsun. Trabzon'la çekişiyordu canım. Nasıl? Abi, bir aralık Galatasaray 8 puan önde değil miydi abi? Levent abi konuşsana be. Yok, pandemi dönemi bittiği zaman birinci Başakşehir, ikinci Beşiktaş, Trabzon, üçüncü Galatasaray. Kaç puan fark var? İki maçı kazanamadı. Sivas'ta 2-2 kaldı. İstanbul'daki maçta da Beşiktaş'ta 0-0 kaldı. Kim? Trabzon. Abi, sonra pandemi döneminden sonra... Beşiktaş aldı götürdü. Galatasaray'ın Muster'in ayağı kırıldı Rize'de. Ha Rize'de. Galatasaray 10 maçın 8'ini mi ne kaybetti, bir şeyler oldu. 1 ve 2 galibiyeti var galiba. Bir, öyle biliyorum ben Galatasaray'ın. Ya 1 ya 2 galibiyeti var. Galatasaray için kayıp bir sezondu. Yani o sene bana göre Trabzonspor takımının şampiyonluğu gitti. Ben onu öyle değerlendiriyorum. Ama şu, helal olsun, Faruk Can diye bir çocuk seyrettik sol kanatta arkada. Sanki 5 senedir Trabzon'da banko oynuyor. İskender Günen'e telefon açtım. İlk maçı. Mükemmel bir adam gördüm dedim ilk defa. Müthiş bu kadar taşıyor. Sakin, ayaklarına hakim bir oyuncu. Hikayesi de var. Evet. Maşallah yani. Şimdi ya. Başakşehir... Yusuf da Robben gibi aldı gitti golü atarken. Aynen. Başakşehir öyle bir şey ki, öyle bir içi boşalmış, inancı, evet, güveni boşalmış bir takım. Trabzonspor'un kalesinde birinci kaleci yok, ikinci kaleci yok, üçüncü kaleci yok. 18 yaşında. Kaç tane şut atmışlar bir bakar mısın? İlk defa kim? Başakşehir. Ben bir tane biliyorum, o da ayaklı. 4 şut var, biri isabetli. Başakşehir'in. Trabzonspor 5 şut, 3'ü isabetli. Bak düşün. Evet. Kalecisi olmayan, yani öyle diyelim ama çocuk iyi oynadı yani. Bu şey ne, Kaan? Kaan. Kalecisi olmayan, yani maçın öncesinde fotoğraf o. Sen Başakşehir Spor gibi kendi sahanda şut atmıyorsun abi kaleye. Kemal'cim. Gözünü kapat be abi. Kemal'cim
ilk kale çerçevesine giden şut 90+4'te. İşte. Yani o genç kaleci şanslıymış da aynı tabii zamanda. Tabii abi ya. Ondan sonra yani Trabzonspor çok eksikti o maçta ama Trabzonspor'un eksikliği bir şanssızlık yaratmadı. Çünkü Başakşehir'de zaten tabii orada olmayan bir takım, o da çok eksikti. Ama Bakasetas'ı transfer ederek bana göre bu transfer sürecinde, ara transferde bir numara Trabzonspor oldu. Vallahi abi, ben Yusuf'ta bir şey söyleyeyim mi? Şapkadan çıkan tavşan gibi gol attı vallahi. Evet. Abi, olacak şey değil ya. Bakın Yusuf'un şöyle bir anımsarsak, sağ tarafta kaptı topu değil mi? Orta çizgiye evet doğru kaptı. Bir oyuncuyu ekarte etti. Öteki Epriano'ydu galiba. Zaten ondan koşamayacağını anladı. Topu bıraktı. Tabii. Yusuf soluna doğru bir baktı. Hiç kimse gelmiyor. Tabii. Tek başına gidip topa vurmak zorundasın. Tek yaptı içeri. İçeri yapar gibi yaptı. Dediğim gibi bir devam etti. Herkes geride kaldı. Kaldı. Yani solda çıkaracağı adam yani olsa, ona çıkarsa belki gol olmayacaktı. Yani. Mecburen vurdu. Yani bu sene şey de pek formda değil. Kaleci Mert de değil. Mert de değil. Yani tabii bence Şampiyonlar Ligi, Avrupa maçları lig bittikten sonra devam etmek, çok fazla dinlenmeden Şampiyonlar Ligi'ne katılmak biraz Başakşehir'e travma yaratmış. Bu kadar çok ama çok geniş bir kadrosu var. Yani geniş, herkes sakat. Çok yaşlı bir kadro var ya. Ya Şikertel, Epriano, Kaysara, ya bu bunlara bakarsan Dembaba. Arkadaşlar yani, Vizcaya ne oldu ya? Hiç yok ortada. Sakat. Ne akıllı bir şey. Uzun yıllardır sakatlanmıyor. Ha. 34 maçın 34'ünde oynayan bir oyuncuydu. Hayır, ne sakatlığı ne? Hiçbir şey açıklamıyor. Transfer olsaydı oynardı. Hani menisküs mü oldu? Oynamıyor. 3 tane yırtığımı var bir bacağında. Birisi bir açıklasın bunun sakatlığını. Şimdi ya. Büyük merak takımlarda, büyük takımlarda oynayan birisi olsaydı bilirdik sakatlığının tam da yani olduğunu. Birdenbire ben Vizca niye yok kadroda dedim. Sakat dediler. Sakatlığı ne dedim, hiç kimseden cevap çıkmadı. Bu arada aslında iki tane oyuncu için bu maçla ilgili diyeceğim var. Kimse kusura bakmasın. Bir kere ben Başakşehir'de racon kesen adam olsam ilk işim Rafael denen adamı hemen gönderirim. Ya o hareket yapılır mı? Hemen gönderirim. Hadi kardeşim, Allah işini gücünü rast getirsin. Kaç para alacaksın senin var? O da galiba 34-35 yaşında, öyle biliyorum. Yaşını bilmiyorum. Çok yaşlı. Biliyorsunuz ya. Fenerbahçe maçında da kart gördü, iptal edildi. Abi diyorum sen hemen gönderin. Bir de şey, Trabzon'da bir tane müthiş santrfor var. Afobe diye. Vay. Ben onu dedim ya, Trabzon'a üstte para vermesi lazım. Trabzon formasını giydirmeleri evet için. Evet abi. Yani Ağoğlu'nun da avcı kardeşimizin de hemen bunu. Ama biri santrfor değil Kemal abi. Canini. Tabii Canini oynatıyor. Makame oynuyor. Anladım orada. Anladım. Ama abi, yine girdi bak 87'de. Afobe ile başladılar. Olmayınca Canini'yi bu hale soktu. Ama bir şey söyleyeyim bak. Birinci ben adamı bir kez izledim. Tarihe bakarsınız santrfor Canini olmalı dedim. Antuner Abdullahcı değildi. Anladım bak, anladım. Yani bunu görememiş. Anladım. Yani bu Afobe'yi de bir İngiliz an evvel mektep etsinler, edebilirlerse tabii. Ya imkan olsaydı bir santrfor alırlardı ama olmadı. Olmaz yani ya. Sevgili Başkan Ağoğlu'nun çok doğruları var ama bu Newton'la başlaması da herhalde evet, Trabzonspor'a evet. En büyük zararlardan biri. Newton o konuşu herhalde Abdullah Hoca ile başlasa Trabzonspor tabii, tabii, çok farklı olur. Rikenin farkı. Rikenin kupa kazandı, devam etti. Futbolcular seviyordu. O da kupa kazandı, devam etti. İşte. Bir kupa aldattı. Evet. Şimdi aynen, son bölümdeyiz. Bu hafta ne olur da konuşalım. Neyi ne olur be? Fenerbahçe-Trabzonspor. Çok önemli bir maç haline geldi. Valla Trabzonspor kendi sahasında oynayacak olsa dahi, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde ondan aynı puana gelecek olsa dahi, ben Trabzonspor'un bu maçı da son 6-7 maçındaki gibi oynayacağını bekliyorum. Oynamasını bekliyorum. İyi kapanan, pas aralarını iyi değer kapatan, iyi sıkışan, açılışta da işte bu Ekuban'ıyla şey oynayacak değil mi şimdi cezası? Bakeme oynayacak. Bakeme gibi derin toplarla gidebilen, yani kimse öyle Trabzon'dan vay kendi sahasında abi puanlı eşitleyecek, öyle bir oyun beklemiyorum. Bugüne kadar ne oynadıysa bu kadroyla kendi sahasında da olsa öyle oynayacağını. Bu rahatsız olanlardan gelecek olan oyuncular da önemli. Ha. Ya onlara evet da bakmak lazım. Tabii. Bugün gelecek. Şimdi benim bir tane bugünkü iyileşmiş duyduğuma galiba göre, benim bugün sabah duyduğuma göre sağ bek olan Serkan düzelmiş. Okay, Ahmet kalecilerden Can. Arda düzelmiş yani evet, pozitif negatif olmuş. Ve Abdülkadir Parmak da toparlamış. Bir de tabii Vakeme'nin cezası bitti. Yani
Trabzonspor yani... Uğurcan toparlamamış değil mi abi daha? Uğurcan'ın daha yarın belli yani. Olacakmış diye bir anladım. Kaldı aklımda. Tedavi süreci devam ediyor diyelim. Evet. Hasta hakları çok değil. Bu Abdülkadir'lerden hangisi seni söyledi? Parmak. Abdülkadir yani, ömürün ciddi sakatlığı var. O ameliyat oldu. Evet. Evet. Real Madrid'e gitmiyor mu ya? Ya yapmayın Allah aşkına. Talihsiz sakatlıklar yaşadı. Ya yapmayın Allah aşkına. Ya bırakın Allah aşkına. 1,5 metrelik adam Avrupa'da top yani oynatırlar mı? Her şeye rağmen... Her şey ya şeyden neydi Real Madrid'de oynuyor bir tanesi ya. Kim o ya? Neydi şey Hırvat Modric. Luka Modric oynuyor. Modric. Orta sahada oynuyor ne biçim Luka Modric var. Sen bu Abdülke. Hayır boy olarak söylüyorum. Abi boyu bırak sen çiğnerler be. Yutarlar yok, sahada. Fiziğini çok geliştirdi abi. Çok tabii canım muazzam. Tabii. Bir an önce iyileşsin bence milli takımımızla da oynasın. Önemli bir maç. Yani pazar günü. Tabii. Final tur çünkü cuma ve cumartesi günü Beşiktaş'la. Galatasaray maçları oynamış olacaklar. Tabii. Bu iki takımın alacağı sonuç büyük maça pazar günü direkt etki edecek. Yani aynı anlamında. Kadro zenginliği bakımından, hazırlığı bakımından önde Fenerbahçe. Evet. Ama teknik direktör becerisi bakımından da Trabzonspor önde. Trabzonspor teknik direktörünün nasıl bir kadro kullanabilecek durumda olduğunu tam bilemediğimiz için kesin bir şey söylemiyorum ama. Salı günü genel değerlendirmeyi yapacağız maçlar oynandıktan sonra diye. Evet. Sonra noktayı koyarken. Var mı salı günü program? Hafta. Tabii ki. Hafta. Bir ekran klasiği 90'a salı günü ya var. Kalecileri sorduk yine. Emin misin? Son kararı salı günü maçlar var. Maçlar var. Efendim? Salı günü önümüzdeki salı. Hayır ondan sonra. Ondan sonraki hafta. Ha tamam. Ha öyle biz mi? Takip ediyoruz. Ha, peki tamam. Noktayı koyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. 90 anın sonuna geldik öyle efendim. Öyle mi? Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Sallıyor musun?